Cümleten selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler diliyorum. An itibariyle Kurcakol köyümüzdeyiz. Lord olması için evelik topluyoruz kıymetli hemşehrilerim. Bu sene evelik bol ama bu şekilde biraz daha geniş yapraklılarını bulmaya çalışıyorum. Şöyle. Şu an zaten evelin yanında kızılcalar, gelin parmakları da büyümüş vaziyette. Burası Bayburt'un Kurcakol köyü. Bu sene çiçek de çok, meyve ağaçlarında. İnşallah dolu dökmezse bereketli bir sene olacak diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz üzere evelik de bol kıymetli hemşehrilerim, ama henüz daha tam büyümemişler. Şöyle büyükçe olanlarını seçmeye çalışıyoruz. Şurada da bir çömeğe denk geldim. Zeynep, gel kızım, bir sürü topladım, al bunları. Gel kızım. Baba, bir tane video çekelim mi bunlar? Olabilir mi? Mavi. Sen nerelisin Zeynep? Bayburtlu. Bayburtlu musun? Hı hı. Onları götür, koy poşete, gel hadi. Yürü babaanneye yetiş. Biz de Zeynep Hanım'la birlikte evelik topluyoruz. Az da olsa köy havası alın diye canlı yayın açtım kıymetli hemşehrilerim. Bu korona hepimizin dünya bakışında, yaşam tarzında, hayallerinde, hedeflerinde bir takım değişikliklere sebep oldu. Öyle gözlemliyorum. Şunu fark etti ki AVM'ler olmadan da insan yaşayabilir arkadaşlar. Ne varsa dua da var. Bundan sonraki süreçte insanların duaya daha çok yöneleceğini düşünüyorum açıkçası. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hayırlı günler, hoş geldiniz. İdris Kacır, Fırat Kaya, Ersun Koç, Serpil Yaşaroğlu, Salih Korkmaz, Yaşar Dana Yeni abi, Muhammed Usta, Ayla Aslaner, Serkan Tekkan, hepiniz hoş geldiniz efendim. Canlı yayını paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Şöyle biraz yürüyeyim. Siz de Hayp abi hoş geldin, kendinizi yürüyormuş gibi hissedin kıymetli hemşehrilerim. Maksat size biraz köy havası aldırabilmek. Sol tarafı bu sene tekrardan ektik. Biraz kısa kaldı burası ama yetişir muhtemelen. Yemlik de var, yemlik de var abi. Olmaz mı? Denk gelirse yol üzerinden hemen çekip çıkarayım. Bakalım görünür de var mı? Bizim evde zaten bu yemlikti, ısırgandı, gelin parmağı, kızılcık. Kızılcık mı? Kızılca herhalde, o kökü kırmızı gibi olan. Onların borani diyoruz ya, böyle pişirip üzerine sarımsaklı, yoğurtlu, üzerine tereyağlı. Hepsini birden yapıyorlar şifa niyetine. Nurgül Aktaş, Emine Gülten, Münevver Okumuş, Yaşar Yıldız, Oktay Genç. Hepiniz hoş geldiniz. Alt tarafta seramız var arkadaşlar. Burada da küçük bir, bizim Kadir'in hobi bahçesi var böyle. İleride yine meyve ağaçları var. Bir şekilde arkadaşlar burada vakit geçiriyoruz. Ufak tefek de olsa bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.
Oktay Genç, Kadir Kaya hoş geldiniz. Ha, gerçekten öyle. Şu an yani benim sesim sizi rahatsız etmiyorsa onun haricinde hiçbir ses yok arkadaşlar. Kuş sesleri var sadece. Şimdi maalesef günümüzün tırnak içinde söylüyorum modernleşmesinin sonucunda maalesef birçoğumuz apartman dairelerine 100 metrekareye, 150 metrekareye sıkışıp kaldık. Çok katlı binalar. Bunun sonucunda eli toprağa değmeden, çimene değmeden kanepe üzerinde büyüyen bir nesil var maalesef. Bu konutlaşma açısından bir yerde bir yazı okumuştum. Şöyle diyordu. Diyordu ki şu an bizim evlerimiz bir yuva değil. Sadece bir barınma alanı. Biz orada yaşamıyoruz, sadece barınıyoruz demişti. Bu ifade aslında beni çok derinden sarstı arkadaşlar. Gerçekten öyle. Yani maalesef şu an işte özellikle büyük şehirlerde bahçe imarlı nizamlı ev almak çok zor. Fiyatlar malum. Apartman dairesinde herkes bir şekilde hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Çocuğunu sokağa bırakamıyor güvenlik, tehlike açısından. Bilmiyorum. Modernleşme diyoruz ya. Uzun vadede kar mı ettik, zarar mı ettik? Hep beraber göreceğiz. Burası da seramız arkadaşlar. Bir şeyler ektik öyle. Herkese hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşehrilerim. Az da olsa size bir köy havası aldırabildiysek ne mutlu bize. Amacımız bu zaten. Melda abla hoş geldin. Oktay Genç hoş geldiniz. Kıymetli hemşehrilerim, herkese hayırlı günler diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar.